I got that turtle in my middle. Evet sevgili dostlarım, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ikinci Fortnite videosu atıyorum. Yine iyisiniz yani. Sabah da abi oyuna gelebilecek efsane konsept silahları sizlere gösterdim. Hatta alev silahı falan vardı. Bayağı güzel şeyler vardı. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar Creative Mode'da sizlerle beraber güzel bir tane harita inceleyeceğiz. Şöyle Creative Mode oyna diyoruz, hem de siz görmüş olun nasıl giriliyor falan filan diye. Buradan bir sunucu başlat diyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz abi. Eşleştiriyor diyor bizi. Eşleştirecek. Bugün bakacağımız şey Maestri Market. Yani gizemli market arkadaşlar. Daha önce hiç gitmedim. Sizlerle beraber gideceğim. Kodunu da sizlere vereyim abi. Siz de daha sonrasında girebilirsiniz. Dediğim gibi gizemli bir market yapmışlar. Hiç görmedim. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Sadece kodunu buldum arkadaşlar. Bir bakalım, inceleyelim gizemli market nasıl bir şeymiş. Daha çok böyle inceleme videosu istiyorsanız da bana söylemeyi unutmayın gençler. Buraya geliyoruz. Ada kodunu ayarla diyoruz. Bu da bir önceki video Dusty Map'i. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi 76 93 36 40 89 10 kodunu giriyoruz ve bakın Meister Market diye çıktı. Şöyle ada seç diyoruz ve bakalım adamız, gizemli marketimiz nasıl bir şeymiş dostlar. Yükleniyor şu anda. Bu arada size bu yüklenirken aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi girelim abi. Şöyle içine. Evet, adaya girdi. Oo, bu ne iş abi? Gizemli marketimiz aşağıda. Aa, bu oyuna gelen şey değil mi? Yer değil mi abi? Cidden orası. Oyuna gelen yerin kodunu bulmuşum. Burayı sizlere zaten tanıtmıştım. O zaman hemen başka bir adaya geçelim. Bir saniye. Başka bir adaya geçelim. Çünkü burayı seven zaten. Burası oyuna geldi. Demek ki o kadar beğenildi ki oyuna geldi. O zaman sizlerle beraber nereye bakalım biliyor musunuz arkadaşlar? Mahal Museum var. Mahal Museum. Bir kod daha var elimde. Mahal Museum'a gidelim. Mahal Museum'da bir müze. Mahal müzesi, mahal, yani mahal ne anlama geliyor İngilizce'de bilmiyorum. Mahal müzesi. Bakalım nasıl bir yer, nasıl bir müze yapmışlar, çok merak ediyorum. Hemen buna bakacağız arkadaşlar. Daha bir sürü elimde kod var. Eğer böyle serilerin devamını isterseniz sizlere verebilirim kodları videolar halinde. Siz de kendiniz girip oynayabilirsiniz sevgili dostlarım. Hemen yüklensin bakalım. Bu arada Fortnite'ın yükleme ekranları sizde de uzadı mı? Yorumlarda bana bunu belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü bana göre bayağı uzun yani. Hemen ada kodunu ayarlayalım. Evet. 1512-tire. Siz de bu arada kendinizi girebilirsiniz. 9091-tire. Hemen bakalım. Nerede? 3630. Evet, çıkması lazım. Aynen, Mahal Museum çıktı arkadaşlar. Hazır mıyız? Yine ilk defa gireceğiz bakalım. Çok merak ediyorum. Artık yüklenirse. Evet, yükleniyor şu anda. O bu arada tahta asker kıyafetimiz varmış abi. Çok güzel bir karakter. Ve giriyoruz. Hadi bakalım, adaya giriliyor. Yukarıdan düşüyoruz. Vay canına. Dur şöyle bakayım. Bakmayayım. Önce bir yüklensin. Spoiler olmasın. Yüklendi mi? Oo. Ha, mahal derken Taç Mahal'deki mahalleden bahsediyor. Taç Mahal'i yapmışlar buraya. Vay. Abi çok güzel değil mi? Adamlar Taç Mahal'i yapmışlar. Nasıl uçuyorduk burada? Abi uçma tuşu neydi? Unuttum, neyse. Bir dakika. Oyunu başlat mı diyelim. Başlat deyince bir şey yapacak acaba. Ne oluyor abi? Okey.
Gençler dışarıdan şu kubbelerle özellikle tam bir Taj Mahal havasını verdiğini söyleyebilirim arkadaşın. Gerçekten güzel olmuş. Hatta şöyle bir fotoğraf alalım. Gayet güzel yapmış. Buraya su efekti olarak buz koymuş. Buz mu su mu? Buz galiba değil mi? Kayıyor. Yalnız fikir çok iyi. Fikir 10 numara. Kayıyor falan böyle. Güzel, su yerine bunu kullanmış. Bunları fiske niyetine kullanmış. Yaratıcılık çok güzel ama benim Fortnite dediğim olay bu işte. Yeteri kadar malzeme yok. İnsanlar yaratıcılık yaparak kullanıyor ama yeterli malzeme olmadığı için insanların elinden bu kadarı geliyor. Evet, Taj Mahal'in içine giriyoruz. Buralara bir tane çöp kovaları yapmış. O içine abi bir tek bank mı koymuşsun içine? Ne iş? Şöyle bir gezelim. Yani kardeş, sen bize Taj Mahal Müzesi dedin. Bunun müzeyle alakası yok. Şimdi hani doğru konuşmak gerekirse. Bu arada ben kreatif çantasını nasıl açıyorduk? Idan mı açıyorduk? Ha, yapın hiç ağa demiyorum. Okey. Yani gençler gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şurada bir restorasyon çalışması yapmışlar. Güzel yapmış. Ama yine yetersizlikten dolayı bunları yan koymak zorunda kalmış mesela arkadaş. Aa, burada güzel mühendis şeyi var. Burayı güzel yapmış. Peki sizce bu oyuna gelir mi? Gelmez. Niye gelmez arkadaşlar? Çünkü her şeyi görevi dışında kullanmış. Mesela bacaları fiskeye yapmış falan. Muhtemelen mantıklı bulmayacaklar ve getirmeyecekler. Mesela kuleye yuvarlak su deposunu koymuş kubbe yapmak için. Ama adam ne yapsın yani? Adamın elinde malzeme yok ki. Adam en fazla bu kadar yapabiliyor. Biraz da Fortnite'ın suçu aslında bu. Şunların içine giriyorum, merak ediyorum. Bak, duvarı kırabiliyormuşuz. İçi boş. İçi boş abi. Şöyle şuranın çatısına bir bakmak istiyorum. Evet, bir şuraya bakalım. Burada da kubbe var. Kubbenin altı boş galiba. Evet, kubbenin altı boş. Son olarak şuranın içine bakmak istiyorum gençler. Hop, yapamadım. Yapamadım. Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var. Bak mesela adam ne yapsın? 3 tane havalandırmayı üst üste koymuş. Adam ne yapsın yani? Burası da şey. Buranın içi. Yani gençler şöyle söyleyeceğim. Şimdi benim düşüncelerimi merak ediyorsunuz. Bu yapıyla alakalı. Düşüncelerimi söyleyeceğim size. Öncelikle bir yapının dışına çıkayım. Güzel güzel anlatayım size düşüncelerimi. Şöyle bir gidelim. Şimdi niye bu kadar uzağa gittiğimi anlayacaksınız abi. Git abi, git abi, git abi. Kayar mısın kardeşim? Bu niye kaymıyor? Şimdi evet, geldik en ucuna. Şimdi dostlar, yapıyı beğendin mi diye sorarsanız evet beğendim. Çünkü buradan baktığınız zaman bir Taj Mahal havası veriyor. Evet, bir Taj, yani buraya baksanız neye benzetirsiniz? Ya Arap sarayları dersiniz, böyle Arap zamanındaki saraylar dersiniz falan böyle. Hani şu Binbir Gece masalları falan olur ya, oradaki saraylar dersiniz ya da Taj Mahal dersiniz, yani başka bir şey demezsiniz. Bu konuda okey. Peki beğenmediğin ne var diye sorarsan, eleştireceğin ne var diye sorarsanız olay şu. Şimdi buraya yapılan yapıların şey olması gerekiyor. Oyuna gelmesi için mantıklı olması gerekiyor. Mesela adam her tarafı tuğladan yapmış. Bunu tuğla kullanana kadar farklı duvar çeşitleri var, yani çok daha güzel duvar çeşitleri var. Mesela şu kulelerde kullanılan duvar çeşitleri. Onlardan kullansa, bunu bir oyuncunun yaptığı yapı değil de onun yerine oyunda var olan bir yapı da, yani yapı malzemelerini, normal taşı kullanan, yani demek istedim şu abi, anlatabildim bilmiyorum da. Adam şu tuğlaları kullanmış. Ama kreatif mod videomu izlediyseniz dünya kadar farklı duvar seçeneği var. Onları kullanıp yapsaydı ve içerisi, bu arada oyun istatistikliği şeyi geldi.
ve içerisi biraz daha işlevsel olsaydı, yani sadece dışarıdan bakınca Taj Mahal değil de içinde Taj Mahal gibi yapsaydı, işte ne bileyim sandıklar koysaydı, işte kulelere çıkış olsaydı, Taj Mahal'in içinde kubbelere çıkabilseydik vesaire vesaire, o şekilde içini de işlevsel yapsaydı evet diyecektim, bu olmuş diyecektim. He, ama gerçekten de Taj Mahal'e benzemiş mi? Benzemiş yani. Şimdi yiğit öldür hakkını yeme, Taj Mahal'e benziyor. Ama dediğim gibi mesela şu fikri de çok beğendim, suyu buzdan yapma fikrini falan da çok beğendim, ama dediğim gibi eksiklikleri var. Şimdi birkaç tane arkadaş çıkıp muhtemelen şey yazacak, daha iyi biliyorsan sen yap daha iyisini falan filan tarzında. Ya benim burada ne demek istediğim zaten benim izleyenlerim biliyor. Biz burada öveceğizse döveceğiz de, bizim burada amacımız eleştiri yapmak, video çekmek. Hiçbir zamanda berbat olmuş demiyoruz yani, iyi yanını ve kötü yanını söylüyoruz. Bu videodan da bu kadar olsun. Bu videoyla beraber bugünkü ikinci videomuzu da 60 olduk sevgili dostlarım. 30.000 aboneye çok az kaldı. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza beni tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca videoların bildirimleri gelmiyor arkadaşlar. Siz bildirimleri açarsanız da çok çok iyi olur benim için. Çünkü izlenmelerimiz düşük oluyor bildirim gelmediği zaman. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Oo, gökte de kutup ışıkları var abi, ne güzel. Değil mi? O zaman görüşürüz. Bay bay. Yeah,